Sevgili Kova burçları, Ay burcu Kova, yükselen burcu Kova olan dostlarım. Bakalım Şubat 2024 size neler getirecek? İşte Ocak ayında başladığı Güneş Kova burcunda hareketine, Şubat ayında da inşallah sizi her konuda destekleyecek. Bence ruhunuzun, bedeninizin şansa ve desteklenmeye ihtiyacı var ve kendinizi bazen yorgun hissedebilirsiniz, kırgın hissedebilirsiniz. Gezegensel konumları da inceledim. Ama benim kahve falı bakımım, tarot, evrensel kartlarım ve katina aşk fallarım akışla ilgili. Negatif enerji varsa hayatımızı etkileyen tüm negatiflerden korunma üzerine kurulu. Bakalım neler var, neler yok, tek tek okumak istiyorum falınızı. Ay, öncelikle bir konu üzerine yoğunlaştığınızı görüyorum. Tüm zamanlarda güzel bir haber alacağını, Şubat ayının bence çok harika bir ay olacağını söyleyebilirim. Zaten Güneş sizi her türlü destekliyor olacak. Ve de arkadaşlar, Plüton Oğlak'tan Kova'ya geçti. Kovaları destekliyor olacak. Bazı şeyler bitebilir, sıkıntı yaratabilir. Sıkıntı yaratıyor, gitmesi gereken gidecek, bitmesi gereken olaylar bitecek. Şimdi yarım kalmış bir aşkı tamamlayacağınızı görüyorum. İki tane dev bir kuş görüyorum. Biri anka kuşuna benziyor, birisi de böyle bilmediğim bir, yani mistik bir kuş gibi. Anka kuşu küllerinden doldururken diğeri işleri kolaylaştırıyor. Kocaman dev bir anahtar aralarında. Büyük bir olayın başlangıcı. Bir şeylerin ortaya çıkması, yeni başlangıçlar çok iyi gelecek. Yani yüreğinde bir ağıt görüyorum. Yüreğin ağlamış, için için ağlamışsın. Ne olursa olsun bu için için ağlamalarının duracağını, kendini böyle bir fanusa kapatmış gibi hissediyorsun. Bu kapalı kısımdan kurtulacaksın. Her yönden iyileşeceğini, güzelleşeceğini gösteriyor. Aynı zamanda yeni başlangıçlar sana çok iyi gelecek. Duygu ve düşüncelerin üzerine yoğunlaştığını, böyle başından bir hareler, ışık hareleri çıktığını görüyorum. Bu da kıtlık bilincin gidecek, bereket gelecek diyor. Işıl ışıl ediyor. Işıltı berekettir. Hastalık iyileşecek. Yatan bir hastanın iyileşeceğini, bazı olasılıkları devreye koyacağını, evinde bir bereket olacağını ve bir şeyler, hani elini böyle ovuşturursun ya, birisi böyle elini ovuşturuyor arkadaşlar. Elini ovuşturuyor. Acaba ne yapacağım, ne edeceğim, ben bu cevabı nasıl vereceğim? Birdenbire önünde güzel bir kapı açılmış. İkili bir vade veriyor. 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde. Bu falı ne zaman izliyorsan 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde bütün olaylar lehine dönecek. Sen bir anda kazanacaksın. Bir anda kazanacaksın. Bir anda olayları iyiye çevireceksin. Kötülüklerin yok olduğu bir dönemden geçiyor olacaksın. Yalnız boynun bir bükük arkadaşlar. Bir konuda bir boynun bükük bakıyorum. Bir kayıp yaşamışsın ya. Bir giden gelmiyor. Böyle bir durumlar var. Hani güvendiğim dağlara kar yağdı deriz ya, böyle bir durum var. Ama başlangıçlar iyi olacak. Her yönden iyilik, güzellik olacak ama biraz sabretmen gerekecek sevgili arkadaşım. Biraz sabredersen ruhsal anlamda da iyileşeceğini, birinin arkasından çok uzun süre bakmışsın, yeni geleni görememişsin. Bir kendine ait suçlama var sevgili dostum. Fakat bakıyorum, kader çarkı. Giden biri dönüyor arkadaşlar, pişmanlıklarıyla dönüyor. Ya da şans senden yana dönüyor. Döngü seni destekliyor. Evet, eline geçecek maddi manevi fırsatları değerlendireceğini görüyorum. Aşk adına bakıyorum. Yol çıkıyor yine, bak yol. Yollar ayırmış sizi sanki arkadaşlar. Kovamıştır. Yollar ayırmış gibi, ne olursa olsun yollar ayırsa bile tekrar birleşmeler, kadersel döngülerin çok iyi olduğu bir dönemeçten geçiyor olacaksın. Ama yüreğin aydınlık, yüreğin ferah. Hiç canını sıkmasın, hiç canını sıkma. Güzel şeyler bekleniyor, güzel şeyler olacak. Bir ağacın altında toplanmış bir grup görüyorum. İki ayrı grup bir ağacın altında.
Bu da ailede bir olayın paylaşılacağını, maddi manevi aileden destek göreceğini söyleyebilirim. Bakın görüyor musun? Rabbim bir kapıyı kapatırken yeni bir kapı açacak. Yeni kapının aralanmasıyla beraber üzerindeki ağırlığı atıyorsun. Mücadele ettiğini görüyorum. Kötü kalpli birisi her türlü senin yolunu kapatmak istemiş. Kavgacı biri gürültü yaparak, kavga yaparak sana başa çıkacağını sanıyor. Halbuki boşuna çabalıyor. Sen düşmanlarınla dahi dost olacaksın. Kötü enerjiyi yok edeceksin. Zaten burada da çıkıyor arkadaşlar. Hane içerisinde de kötü enerji yok. Mektup geliyor. Sevdiğin kişiden haber. İşinle ilgili haber. İşte aşkta kazanacağın bir dönemeçten geldiğini. Bir ağırlığı kaldı, ağırlığı üstünden attığını görüyorum. Bak, bir kitap görüyorum. Kitap açılacak ve bir kanun olayı, bir kanuni bir şey lehine sonuçlanacak. Seninle ilgili değişimler, dönüşümler çok güzel olarak geldi sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. Evet, karanlık düşünce. Bak, labirentlerde kaybolma var. Dediğim gibi seninle uğraşanlar kendi karanlıklarında kaybolacaklar. Bakıyorum, çok güzel. Ruh, beden, zihin üçlüsünü devreye koyduğunu, balık büyük kısmet arkadaşlar. Büyük bir kısmete kavuştuğunu, kötü düşüncelerden arındığını görüyorum. Balık aynı zamanda gizli düşmanın yok olması anlamına da geliyor. Gizli de saklı da ne varsa üzerinden atıyorsun sevgili Kova burcu. Zaten senin ayın. Yani Şubat senin mutlulukla dolup taşıyacağın altın al. Ekonomik anlamda altın sana şans getirecek. Büyük ya da küçük olması önemli değil. Jüpiteryan bir ay, sevineceğin bir ay, sevgiliden güzel haberlerin geleceği bir ay olacak. Şimdi kendi bir arınma yapmamız lazım arkadaşlar. Balık çıkınca bir bilinçaltı temizliği icap eder. Tıkanmışlık da var. Mektubun gelmesi gerekiyor. Karanlık bir ortamda mektup, daha ışığa çıkmamış. O yüzden bir meditasyon yapacağız. Şimdi kendimizi affetme, kırıldığımız noktalarda duygularımızı harekete geçirme, kendimize izin verme gibi pozisyonları devreye koyuyoruz. Evet, 4 saniye alacağız, 4 saniye tutacağız, 4 saniye verip 4 saniye bekleyeceğiz. Nefesin tekniği bu. Biliyorsunuz artık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir akışa geçelim. 3 kez şöyle bir akışı başlatalım. Birleştirelim güçlerimizi. Sağdan eril gücümüzü, soldan dişil gücümüzü devreye koyalım. Eril dişil dengesini dengeye koyalım. Şöyle biraz ellerimiz uzansın. Ellerimiz uzansın. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Sayısız yapabiliriz bunu. Önemli değil. Ellerimizi kavuşturuyoruz, parmaklarımızı. Güç kazanmak için. 4 saniye al, tut, ver ve bekle. Şimdi gözlerimiz yarı açık olabilir, kapalı olabilir. Böyle aynalama yöntemi kullanacağız. Karşında kendini imajine ediyorsun. Şu sözleri inanarak söylüyorsun. Sevgili yüksek benliğim, kendimi suçladığım için, kendime kızdığım için ve bütün olumsuz etkileri hayatımda barındırdığım için kendimi affediyorum. Arınma ve şifada kalmayı tercih ediyorum. Suçluluk duyduğum ne varsa arınsın.
bilinçaltımdan, çakralarımdan, auralarımdan, hücresel hafızamdan, tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda suçluluk duygumun şifalanmasına niyet ediyorum. Kendimi bağışlıyorum. Geçmişimle barışıyorum. Bilinçaltımı temizliyorum. Bilinçaltıma sadece olumlu olayları katıyorum. Başla, başla, başla. Teşekkür ediyorum. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Bana katıldığınız için var olun, sağ olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.